Merhaba, bu videoda sizlere KOP markasının KBN400 model ismiyle sattığı 400 watt gücündeki tam sinüs inverter cihazını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Cihazın kutusu bu şekilde size tüm yönlerden göstermek istiyorum. çok fazla teknik veri yazmamakta kutunun dış yüzeyinde. Şimdi inverterı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Yedek sigortalar, kullanım kılavuzu, bağlantı kabloları ve inverter cihazı kutudan çıkıyor. Başka bir şey çıkmadı. kullanım kılavuzunda oldukça çeşitli teknik detaylara yer verilmiş. Bu detayları fotoğraf şeklinde ekrana koymaya çalışacağım. Eğer aküden direkt olarak yani akünün kutup başlarını şu gördüğünüz penseleri kullanarak elektrik kullanacaksak bu kablo kullanılacak veya aracın çakmak soketinden 12 voltu 220 volta çevirerek kullanacaksak bu kabloyu kullanmamız gerekecek. Yani genel olarak kabloların kalitesi özellikle şu kablonun kalitesi hoşuma gitti. Oldukça kalın bir kabloya benziyor ama şu kablo nedense biraz ince gibi göründü bana. Elbette içerisindeki iletkenlerin kalitesi de önemli. Inverter bu şekilde. Inverter'ın alt kısmında bir etiket var. Giriş voltajı 12 volt, 40 amper maksimum. USB çıkış voltajı DC 5 volt, 2.1 amper maksimum. Çıkış alternatif akım 230 volt, 50 hertz, Şurada iki farklı çıkış gücü yazmakta. Birisi 800 watt olarak görünüyor, birisi 400 watt olarak görünüyor. Şu sanırım anlık kullanım olabilir. Bu da sürekli devamlı kullanım olabilir. Cihaz üzerindeki teknik detaylar bu şekildeydi. Ön kısımda 400 watt tam sinüs inverter yazısı var. Şu kısımda 2 adet sigorta yuvası var. Artı eksi çıkış kutupları ve fan havalandırma ızgarası görünüyor. Şu kısımda ise elektrik çıkışını aldığımız priz ve açma kapama anahtarıyla birlikte bir USB yuvası konumlandırılmış, yerleştirilmiş. Priz 16 ampere dayanıklı olarak işaretlenmiş. Yani 16 ampere dayanıklı bir priz. Şunlar sanırım bu şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Şurada 2 adet pul var. Bakın şu kablolar kırmızı olan kırmızı çıkışa, siyah olan siyah çıkışa bu şekilde yerleştirilerek bu pullar bu şekilde takılarak kablonun terminalleri bu şekilde iki pulun arasına sıkıştırılarak bu vidalar yardımıyla takılmakta, sıkı bir şekilde bağlanmakta. Bu şekilde kablolar kullanılabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bağlantı oldukça sağlam tasarlanmış. Yani çok sağlam terminaller kullanılmış. Gönül isterdi ki burada bir 12 voltluk aküye bağlayarak bir elektrikli cihazı çalıştırmayı sizlere göstermeyi çok isterdim ama şu an öyle bir imkanım yok. Yani elimde dışarıda hali hazırda bekleyen 12 voltluk bir akü bulunmadığı için şu an size gösteremeyeceğim ne yazık ki. Bir de sizlere ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde dıştan dışa ölçüsü şu terminalin dışı ile prizin en dış noktası arasındaki mesafe yaklaşık olarak 20,5 cm civarında şu şekilde genişliği ise yaklaşık olarak 10 santimetre civarında yüksekliği ise yaklaşık olarak 6 santimetre civarında belki bunlar da merak edilen noktalar olabilir şu şekilde vida delikleri arasındaki mesafeyi de sizlere göstermek istiyorum vida delikleri arasındaki mesafe uzunlamasına olarak yaklaşık olarak 18 santimetre civarında şu şekilde enine ise yaklaşık olarak 6,5-7 cm civarında vida aralıkları oluşturulmuş. Şu pense oldukça sağlam bir penseye benziyor. Yani pensenin malzemesi kalın bir sacdan yapılmış gibi ama kablo oldukça kaliteli olduğu izlenimini veriyor. Kablo üzerinde bazı yazılar var. Size onları da göstereyim. Teknik detaylar genellikle kablo üzerinde yazılır. Evet, kablo üzerinde teknik bir detaya yer verilmemiş. Sadece kabloyu üreten şirketin ismi, firma ismi yazılmış. Ben yazıları görünce teknik detayların yazıldığını sanmıştım. Yanılmışım. Bu kablonun da üzerinde yine bir şey yazmıyor. Yani inverter bu şekilde sizlere biraz da kullanım kılavuzundaki teknik bilgilerden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kılavuzdan yansıyan ışık videoda dalgalanmaya sebep oluyor. Dolayısıyla bu kısımların fotoğrafını çekip videoya eklemeye çalışacağım. Cop markasının 400 watt gücündeki KBN400 model ismiyle satılan tam sinüs dalga boyuna sahip inverter cihazı bu şekildeydi. Dediğim gibi cihazı test etme imkanım olmadı. Herhangi bir kullanım gerçekleştiremedim. Şu an ilk kez sizlerle birlikte kutusundan çıkardım. Cihazla ilgili herhangi bir sorunuz olursa videonun yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevap veririm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka video da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.